Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Birkaç ders önce hatırlarsınız ki Dimension Steel ve Text Steel konularını anlatmıştım. Annotation sekmesinde şu kısımda Dimension Steel vardı. Tıkladığımızda işte buradan sembolleri, metinleri, onların şekillerini falan ayarlıyorduk. Renklerini ayarlıyorduk, boyutlarını ayarlıyorduk. En sonunda onu kaydedip bir sonraki çalışmamızda kullanabiliyorduk. Ama şöyle bir şey var ki eğer mesela bir defa kaydettik diyelim. Bilgisayarı kapatmadan şu anda bu çalışma içerisinde yani bu Drawing 1 isimli dosyanın içerisinde bunu istediğim kadar kullanabilirim. İstersem 10 saat çalışayım, 10 saat boyunca silinmez. Fakat yeni bir sayfa açtığımda örneğin Drawing 2 yaptım veya bilgisayarımı kapattım, açtım. O kaydetmiş olduğum stiller kayıtlı olarak kalmıyor. Peki biz bunu her seferinde tekrar tekrar oluşturmamız mı gerekiyor? Tabii ki de hayır. Şimdi öncelikle bu sayfadayken Annotation'dan Dimension Steel'e bir defa tıklayalım. Bu arada Dimension Steel'lerin kısa yolu D harfidir. D'ye bastığımızda Dimension Steel'e buradan gidebiliriz. Şuradan hemen New diyelim. Deneme diyelim. Continue. Örneğin buradan Color'ı kırmızı yapalım. Boyutunu 5 yapalım. Büyütelim. Semboller kısmından Close Fillet'ı Architectural Tick yapalım. Text'i sarı yapalım. Daha sonra şuradan. Örneğin şuradan Dim Line 1'e Dim Line 2'ye tıklayalım. Şuradakiler çizgiler falan gitsin. Şimdi rastgele şöyle bir şey yaptık diyelim. Okey diyelim. Daha sonra Close diyelim. D'ye basalım. Dimension Steel'e girelim. Space'e basalım. Bakın şurada deneme isminde bir tane stil kaydettik. Ve hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğumuz ayarlar mevcut. Şimdi yeni bir sayfa açtığımızda D'ye basıp Space'e basalım. Bakın şurada az önce kaydetmiş olduğumuz deneme isimli stil yok oldu. Şu anda burada yok. Tam da bu kısımda bizim ayarlamış olduğumuz ayarları, stilleri import etmemiz gerekiyor. Import işlemini de yukarıdan Express Tools sekmesinden yapıyoruz. Bir defa tıklayalım. Bakın sağ tarafta Dimension sekmesinde import ve export var. Bizim öncelikle import etmek için export etmemiz gerekli. Az önce yapmış olduğumuz çalışmaya yani Drawing 1'e gidelim. Drawing 1'deyken aynı yerden Express Tools'tan bu sefer import değil de export diyeceğiz. Çünkü export edip diğer sayfada import etmemiz gerekli. Export stile bir defa tıklıyoruz. Export'a tıkladığımızda şöyle bir sekme karşımıza çıkıyor. İlk başta bakın export file name kısmından dışarı aktaracağımız dosyanın ismi ne olsun? Drawing 1 kalsın şu anda çok önemli değil. Browse kısmından dışa aktaracağınız yeri seçebilirsiniz. Available Dimension Steel sekmesinden yani şu kısımdan da dışarı aktaracağınız stilleri seçmeniz gerekli. Örneğin biz denemeyi oluşturduğumuz için denemeye bir defa tıklayalım bunu dışarı aktaralım diyelim. Text Steel Options sekmesinden Text Steel'i seçelim. OK diyelim. Şu anda export işlemini yaptık. Şimdi diğer çalışmamıza geçelim. Drawing 3 isimli çalışmamıza. Buradan import diyelim. Bakın şu anda import file name'i soruyor. Buradan browse deyip dışa aktardığımız dosyayı seçmemiz gerekiyor. Belgeleri veya masa üstüne export ettiyseniz yani oraya aktardıysanız onu seçmeniz gerekli. Import options'tan da keep existing steel kalsın. Okey diyelim. Şu anda import etme işlemi tamamlandı. Şu anda D'ye basıp space'e bastığımda bakın şuraya en üstte 00 ile başlayan şöyle uzunca bir isim geldi. Buna tıkladığımızda bakın sağ tarafta zaten şu anda görüyorsunuz. Bizim kaydetmiş olduğumuz renk, şuradaki o çizgilerin olmaması gibi ayarlar mevcut. Burada modify dediğimizde zaten anlaşılır. Bakın line sekmesinde kırmızıyı seçmiştik. Sembolden Architectural Tick'i seçmiştik. Text'ten sarı yapmıştık. Seçmiş olduğumuz ayarlar buraya geldi. Buradan Close deyip bu çalışmamızda kullanabiliriz. Veya AutoCAD'i kapatıp açtığımızda aynı yerden import etme seçeneği ile o kaydetmiş olduğumuz stilleri buraya aktarıp burada kullanabiliriz. Az önce bakmıştık. İsmi değişik geldi. D'ye basıp tekrardan girelim. Bakın şu anda ismi farklı. Üzerine bir defa tıklayıp daha sonra bir defa daha tıkladığımızda bunun ismini değiştirebiliriz. Örneğin deneme olsun yine. Daha sonra boş bir yere bir defa tıklayalım. İsmini deneme diye değiştirdik. Close dediğimizde tekrardan girdiğimizde bakın deneme isimli ayarlar mevcut. Close diyelim çıkalım. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu dersimizde export ettiğimiz stilleri nasıl import edebileceğimizi görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.